Milliyetçi Hareket Partisi olarak hayatın akışını ve hadiselerin akışkanlığını milliyetçiliğin ilkeleriyle, hukuk ve demokrasinin ilk yardım kılavuzuyla okumalıyız. Tutarlı olacaksak, etik hassasiyetlere uyacaksak, akıl ve ahlak ölçüleriyle hareket edeceksek, başkaca bir seçenek olmadığını bilmeliyiz. Bugüne kadar akıntıya kapılıp, onun bunun dolduruşuna gelerek siyaset yapmadık. Bundan sonra da yapmamızı hiç kimse beklememelidir. Dibi görünmeyen kuyulardan su içmedik. Muhatabı kargalar olan korkulukları taşa tutmadık. Hele hele korkuya hiç rehin düşmedik. Samanlıkta olmayan iğneyi arayanlarla, lafla peynir gemisi yürütme gayret keşliği içinde olan şaşkınları ciddiye almadan, onları ipin üzerinde yürüyen cambazlarıyla şimdiye kadar baş başa bıraktık, yine aynısını yapacağız. Ancak Türkiye'yi yakın markacı alarak karanlık operasyonların hedef ülkesi haline getirmek için ellerini ovuşturanlara, fırsat kollayanlara, zemin yoklayanlara taviz veremeyiz, buyur edemeyiz, göz yumamayız. Allah muhafaza tam tersi olursa milletin yüzüne bakamayız. Şehitlerimizin haklarını ödeyemeyiz. Muhakeme-i Kübra'da bu zilletin, bu rezilliğin, bu vebalin altından imkanı yok, kalkamayız. Telaşa kapılmadan, duygularımızın yoğun telkinine kanmadan, tezvirat borsasının yükseliş trendine aldanmadan daha soğukkanlı, daha sağduyulu davranmak mecburiyetindeyiz. Açık seçik görüyoruz ki Türkiye'nin çevresindeki sinsi ve sisli kuşatma sertleşmektedir. Emel sahipleri kartlarını açık oynamaktadır. Asıl mesele gündemi işgal eden iddia ve isnatların hem taraftarlarından hem de cesametinden çok daha ötesidir. Türk milletinden öç almak için kuyruğa giren yerli ve yabancı mihraklar tacizlerine, tahriklerine, tahrip gücü yüksek şer kampanyalarına şu günlerde hız vermişler, derinlik katmışlardır. Herkesi uyarıyorum. Hedef Türkiye'mizdir. Hedef son yurdumuzdur. Hedef milli birlik ve huzur ortamımızdır.